UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasındaki 2. grup maçında Fransa ile İsrail 0-0 berabere kaldı. Başkent Paris'teki 80 bin kişi kapasiteli Stade de France'ın tribünlerinin büyük kısmı güvenlik önlemlerinden dolayı az bilet satılması nedeniyle boş kaldı. İsrail milli marşının ıslıklandığı maç sırasında İsrail taraftarları kavga çıkardı ve bazı Fransız taraftarlarını darp etti. Aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa Partisi milletvekili Rafael Arnold X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'le aşırıcı taraftarın maça kavga etmek için geldiklerini önden duyurduğunu belirtti. Arnold Stad'da çok sayıda linç olayı yaşandığını ifade ederek aşırı sağcı İsrailli taraftarlarını önlemek için ne yapıldığını sordu. LFI Parti Koordinatörü Manuel Bonparti İsrail'i taraftarların Fransız taraftarlarını darp ettiği anlara ait görüntüleri paylaşarak bunun utanç verici olduğunu ifade etti. Karşılaşmayı eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, Fransa Holland ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da takip etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron maç öncesi Fransız basınına yaptığı açıklamada nerede olursa olsun Yahudi karşıtlığına boyun eğmeyeceklerini, şiddetin ve korkutma Fransa'da galip gelmeyeceğini belirtti. Fransa'da Filistin destekçilerinin Saint-Denis'te yer alan Stade de France'daki Fransa-İsrail maçına yönelik tepkileri haftalardır devam ediyor. Filistin destekçileri son haftalarda yaptıkları eylemler kapsamında maçın iptal edilmesini, Fransız taraftarların maçı boykot etmesini ve Fransa milli takımında forma giyen futbolcuların karşılaşmada oynamayı reddetmesi çağrısında bulunmuştu. Fransız yetkililer Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında yaşananların ardından maç kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alma yoluna gitti. Maçın oynandığı stadın etrafında güvenlik alanı oluşturan polis bu alana yaklaşanları kontrole tabi tuttu. Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken yerel saatte 15.30'da stadın çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı. Başkent Paris'te ve Saint Denis'te 4000 polis ve jandarmanın yanı sıra 1400 stat çalışanı görevlendirildi. Bu maç için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı aynı statta 80 bin taraftarla oynanan yüksek gerilimli Paris Saint Germain ve Olympique Marseille maçlarının iki katını oluşturdu. Öte yandan taraftarlarının maç sahasına yakın tribünlerde oturması ve stada Filistin bayrakları getirmesi yasaklandı. Fakat bütün bu önlemlere rağmen İsraili taraftarlar ve Fransız taraftarlar adeta birbirine girdi.